Ali Bey merhabalar, iyi haftalar. Merhaba, merhaba. İyi haftalar. Yılın son programını çekiyoruz. Yılın son günlerindeyiz. Ve Türkiye'nin şu anda en çok konuştuğu konu, en büyük gündem maddesi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün gece, yani bizim programı çektiğimiz cumartesi gününden bir gün önce cuma akşamı oynanacak olan müsabakanın, Süper Kupa finalinin iptal edilmiş olması. Bu iptal gerekçesiyle ilgili TFF'den ve kulüplerden bir açıklama yapıldı. Taraflardan çeşitli açıklamalar da geldi. Anlaşılan şu ki bir protokol krizi yaşandı, bir organizasyon krizi yaşandı. Kulüpler sahaya çıkarken Atatürk tişörtü ve Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istediler ve Suudi Arabistan tarafı bunu kabul etmedi. Ardından bu gerilim büyüdü ve maç iptaline kadar ilerledi. Şu anda gözüken tablo bu. Bu tablonun ardından iki farklı yorum var. Biri iyi oldu. Suudi Arabistan'da oynamadık. Restimizi çektik. Geri geldik. Zaten orada ne işimiz vardı? Diyenlerin oluşturduğu bir tablo. İkincisi ise Türkiye FIFA'nın kurallarına uygun davranmadı. Protokole sadık kalmadı. Anlaşmaya sadık kalmadı ve bir bakıma oyun bozanlık yaptı, mızıkçılık yaptı diyenler, kulüpler ve TFF için bunu söyleyenler var. Siz tüm bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz ve siz hangi pencereden olayı gözlemlediniz? Yani tabii bir pencereden bakmak doğru. Bu iki pencere var ama bu iki pencereden de bakmak durumunda değil herkes tabii. Yani ben hem şahsi düşüncelerim var, yani duygularım var bu işle ilgili başından beri. Bu Süper Kupa finalinin Riyad'da yapılması ile ilgili kanaatlerim var. Bir de son yaşanan krizle ilgili kanaatlerim var. Şimdi bu iki ucu keskin bıçaktır bu tür konular. Bir taraftan baktığınız zaman evet bir protokol var uluslararası müsabakalarda. Bu protokoller geçerlidir. Bazı şeyler yapılamaz, bazı şeyler yapılır. Simgeler kullanamaz, siyasi simgeler kullanılamaz, isimler kullanılamaz. Ama kabul edelim ki bu bir uluslararası müsabaka olmaktan çok bir ulusal müsabakaydı ve Suudi Arabistan'da bunun yapılıyor olması bunu bir tabii uluslararası müsabaka haline çevirmez. Burada Atatürk resminin kullanılmasının talebi, bunun reddedilmesi yani talep edene de kızabilirsiniz, reddedene de kızabilirsiniz. Ama sonuç olarak ortada büyük bir siyasi kriz olduğunu düşünüyorum. Bu işin son derece kötü yönetildiğini düşünüyorum. Bir kere başından itibaren önce kanaatlerimi söyleyeyim. Böyle bu tür maçların başka ülkelerde yapılması özellikle bir para karşılığında bu organizasyonların düzenlenmesinin ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Her ne kadar İspanyollar, İtalyanlar da Süper Kupalarını Suudi Arabistan'da yapacak olsalar da bu Suudi Arabistan'ın son dönemde futbolda yaptığı atak, İşte transferler, stadyumlar yapma, bunun üzerinden kendi meşruiyetini geliştirme ve kendisine doğru çekme bazı işte ne bileyim gösterileri, maçları politikasıyla ilgili ve bu politika belli ki bir para karşılığı yani Suudların kullandığı işte yeraltı kaynaklarından gelen bir para karşılığında yapılıyor. Bunun ben prensip olarak yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani bu ister Türkler için olsun, ister İspanyollar için olsun yanlış. Türkler için özellikle yanlış. Çünkü bizim Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz her zaman sorunlu ilişkiler olmuştur. Biliyorsun Osmanlı tarihinde şimdi ben de Kemalistlerin grubuna katılır gibi bir görüntü hatırlatmadan geçmeyeyim. Osmanlı tarihinde yüzyıl 19. yüzyıl başlarken İlk ayaklanma Sırp ayaklanmasından önce Vahabi ayaklanmasıdır. 1803-1805 arası Mekke ve Medine'nin işgali üzerine hatta o tarihlerde hac görevlerinin yerine getirilmemesiyle sonuçlanan bir ayaklanma söz konusu. Suudilerle her zaman problemli Osmanlı'nın ilişkisi
ola gitti. Osmanlı'nın oradaki varlığı tabii kutsal mekanlarla, Mekke, Medine ile ilişkili. Son dönemlerde işte Cemal Kaşıkçı cinayeti ve sonrası, Suudi Arabistan'la özellikle Arap Baharı sırasında bir kraliyet rejimiyle biraz daha sokaktaki İslami hareketleri destekleyen bir devlet siyaset Türkiye'sinin karşı karşıya gelmesi, bütün bunlar sorun. Onun ötesinde tabii Türkiye Kemalist bir dizi simge ya da Atatürk ya da sekülerizm etrafında yaşanan bir dizi simgenin çok hayati ve hassas olduğu bir ülke. Suudi Arabistan'da böyle bir süper kupanın yapılıyor olması bu açıdan da kulüplerde başından itibaren rahatsızlık yarattı. Şimdi bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu bir kenara koyalım ama şunu söyleyelim. Yanlışlığıyla doğruluğuyla ilgili kanaatim odur. Para karşılığında bu tür işlerin yapılması global ekonominin koşullarına uyuyor olsa da bence yani parası biraz kanlı olan bir ülkenin meşruiyetine destek vermek anlamında doğru değildir. Dolayısıyla bu iş orada yapılmamalıydı. Kaldı ki kulüpler başından itibaren buna ikircikli yaklaştılar. Her ne kadar bir sözleşme olduğunu anlıyorsak da son zamanlarda her iki kulüpte Riyad'a gitmek ve orada maç yapmak arzusunda değildi. Şimdi bu işin bir yönü. İkinci yöne gelince protokoller. Şimdi Türkiye'de tabii 100. yılı Cumhuriyet'in. Cumhuriyet'in 100. yılında tam da uluslararası olmayan bir müsabakada çok siyasi olmayan aslında masumane olan bazı simgeler kullanılabilir. Bunlarla ilgili ben bir sakınca olduğunu düşünmüyorum ve Suudi Arabistan tarafı maç öncesinde Mustafa Kemal Atatürk yazan tişörtlerle futbolcuların sahaya çıkmalarını engellemeyebilirlerdi. Bunu yani bizimkilerin talebinin nedenini sorgulamaktan çok. Hani protokolde yok. O zaman işte bugün Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyon Dairesi İletişim Başkanlığı'nın açıklama yapmış. Onlar da biraz durumu savunur bir açıklama yapmışlar. Protokolde yok. Peki protokolde olmayan şeyi biz niye istiyoruz? Evet, böyle de bakılabilir. Ama protokolde olmayan son derece basit ve kabul edilebilir bir talebi Suudiler niye kabul ediyor? Niye polis yollayarak pankartları alıyorlar, bu tür baskılar yapıyorlar tarzı bir soru da sorulabilir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman ikircikli bir mesele. Ben protokole rağmen o tişörtlere müsaade edilmesinin mümkün olabileceğini, bunun yapılmamasının bir nasıl söyleyeyim, bir Suudi politik demeyelim ama bir Suudi dayatması, meydan okuması olduğunu düşünüyorum. Kulüpler buna karşı nasıl davranırlardı? Açıkçası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerin taraftar kitleleri bir yana yönetimleri her zaman seküler olmuştu. Ve Atatürk konusunda ve bu tür simgeler karşısında son derece hassas olmuştur. Bir de meseleyi tersten düşünün. Eğer kulüpler Mustafa Kemal tişörtünün ısınma sırasında giyilmemesini kabul etselerdi ne olurdu? Ne olurdu Mustafa? Bugün başka türlü bir kıyamet kopuyor olabilirdi. Dolayısıyla bu işler çok kolay kararlar değil. Veya şöyle düşünelim. Bu maç Riyad'da değil de Atina'da yapılıyor olsaydı. Acaba Suudilerle son derece iyi geçinmek isteyen ciddi para alışverişleri olan siyasi iktidar bu işi uluslararası kurallara işaret ederek sıradanlaştırır mıydı? Tabiileştirir miydi? Yoksa biz şu anda Yunanistan'a savaş ilan etmeyi andıran bir milliyetçi meydan okuma mı yaşardık? Yani bütün bunları şunun için söylüyorum. Sübjektif bir mesele bu. Ben açıkçası maçın orada yapılması kararının yanlış olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal tişörtü giyme arzusunun sorgulanmasının da çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Atatürk iki türlü telakki edilebilir. Atatürk bir tarafıyla
Türkiye'deki işte sekülerizmin, siyasal sistemin, laiklik uygulamalarının öncü siyasetçilerinden biridir. Bu açıdan tartışılır ve tartışılmaya devam ediyor ve edecektir. Yani Kemalizm tartışmaları, o dönemki uygulamalar, bu başka bir şey. Ama söz konusu olan başka bir ülke karşısında Türkiye'yi tanımlarken Türkiye'nin kurucusu kimdir diye baktığımız zaman Türkiye'nin kurucusu Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihte Cumhurbaşkanı olan ve bunun için özel çaba sarf eden bir kişidir. O kişi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla 100. yılında Cumhuriyet'in, Atatürk'ün Kemalizm'e karşı olabilirsiniz ama onurlandırılmak istenmesinden daha doğal bir şey olamaz. Ali Koç gibi ya da Galatasaray Başkanı, neydi sizin başkanın adı, unuttum. Dursun Özbek. Dursun Özbek gibi kişiler, yani iş dünyasından gelen seküler hassasiyetleri olan kişilerin de farklı davranmaları beklenemezdi. Şimdi ne oluyor? Bu iş siyasi olarak kullanılıyor. Şimdi gelelim ikinci aşamasına bu işin. Bence muhalefet abartıyor. Mitingler yapmak, Beşiktaş'ta toplanmak, biraz önce söylediğin gibi Fahrettin Paşa, işte o bölgenin, Mekke Medine'nin savunulmasında direnciyle bilinen Fahrettin Paşa'nın isminin sağa sola verilmeye çalışılması, Atatürk'ün ve Mustafa Kemal'in yani yeniden bir iç siyasi kamplaşmada kullanılmak istenmesi, ki sonuç bu olacaktır. Belki bu istenmiyor doğrudan ama bence ne yanlış bir iş. Sahip çıkıldı yeteri kadar dün. Kulüpler maça çıkmadılar. Daha ne yapsınlar? Bütün Türkiye'nin diğer kulüpleri Atatürk resimleriyle tepki gösterdiler. Cumhurbaşkanlığının yaptığını da çok şaşırtıcı görmemek lazım. Buradan hareketle büyük bir siyasi kriz çıkarmak elbette doğru bir şey değil. Bunun da dediğimiz gibi sınırları var, protokoller var, uluslararası kurallar var. Kulüpler böyle bir talepte bulunmayabilirlerdi vesaire vesaire denebilir. Dolayısıyla bu bir süre sonra sönümlenecektir ama şu açık. Yani bir öteki, dış öteki karşısında bunlar Suudlar olur, başkaları olur. Mustafa Kemal Atatürk bir değer, bir milli değer. Bunun dışlanması Türkiye'deki milliyetçilik duygularını tahrik eder. Kimisinde sekülerizmle karışık milliyetçiliği tahrik eder. Kimisinde daha bir böyle devletçi milliyetçiliği tahrik eder. Meseleye böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Açıkçası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın orada maç yapmamasından dolayı memnun olduğumu da söyleyerek sözlerimi bitireyim. Evet. Peki sizce bu işin sonunda yani nasıl bir bedel ödenir? Yani şu anlamda mesela TFF başkanı, işte spor bakanı sizce bu süreci iyi idare ettiler mi? Yani birisinin çıkıp da bu yaşananlar için, yani hem dün yaşananlar için hem bu maçın Suudi Arabistan'a götürülmesi için vesaire, İşte bir özür dilemesi, bir istifa etmesi gerekir mi, beklenmeli mi sizce? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla Çünkü normal bir ülkede olur. ardarda kaçıncı hafta futbolda maalesef Evet, bir doğru. şekilde Tabii gündem bu oldu. ilk skandal da değil. Başkanlar, hakemleri yumruk attılar. Sahadan çekilen takımlar var. Şimdi de yani Futbol Federasyonu'nun nasıl söyleyeyim, yönetiminde yapılan bir organizasyon fiyaskosu ortada. Tabii bütün bunların bir bedelinin olması lazım. Başka bir ülkede olsak herhalde federasyon başkanı çoktan istifa etmişti. Spor bakanına bunun faturası çıkmıştı ama bizde öyle olmuyor. Neden olmuyor? Bunun da nedenini biliyoruz. Çünkü federasyon kağıt üstünde bağımsız olmakla birlikte siyasi iktidara çok bağlı hareket eden bir yapı. Büyük Ekşi'nin zaten federasyon başkanı olmasından bu iş başlar. Federasyon başkanı, bakan, cumhurbaşkanı, bir de biliyorsunuz bize cumhurbaşkanı futbola meraklı. Fatih Terim antrenör mü olsun, Lucescu antrenör olarak gelsin mi gitsin mi kararlarını veren
Verdiği kararları da bir padişah fermanı gibi bakana ve federasyon başkanına aktaran kişilerden kişi. Siz zannediyor musunuz ki bu Suudi Arabistan'da yapılan Süper Kupa işinden kendisi haberdar değildi? Muhtemelen haberdardı. Muhtemelen onayı alınmıştı, fikri alınmıştı ve bu işler bunun üzerine yapılmıştı. Dolayısıyla burada bir bakanın ya da bir federasyon başkanının beceriksizliği ve sorumluluğun ötesinde bir siyasi yönetimle ilgili büyük bir sorun var. Siyasi yönetimde federasyon başkanını bu durumda feda edip etmeme kararı verecektir. İstifa buna göre yapılır Mustafa. İstifa etik kurallara göre maalesef bu ülkede yapılmaz. Verilecek bir siyasi karar sonucunda yapılır. Eğer ferman çıkarsa senin istifa etmen uygundur, et bakalım diye kişi istifa eder. Ama bugün gördüğümüz şey şu, bir Suudlarla bir kriz olmasını isteniyor. Bu çok yanlış değil. Yani tamam ben devlet yöneticisi değilim ama bu anlaşılır bir şey. İkincisi Türkiye içerisinde bu işin işte Mustafa Kemal tişörtünün ötesine taşılıp Türk bayrağı, İstiklal Marşı'nın söylenmesinin engellenmesi gibi bazı iddiaların hükümet tarafından, iktidar tarafından son derece sakıncalı bulunduğu ortada. Çünkü o zaman onlar buna karşı bir tepkisiz kalmış bir grup haline gelecekler. Bu böyle olduğu oranda da bunu yazanlar, söyleyenler hakkında tatbikatlar diyorum, tahkikatlar başladı. Bugün Ali Yerlikaya'nın bir açıklaması da var. Biraz önce görmüşsündür. Yani memleketimizde nifak tohumları saçmaya çalışan başka halklara, herhalde Arap halklarından bahsediliyor, hakaret eden kişilere müsaade etmeyeceğiz diye gözaltılar var. Yani işin bu boyutu açısından bir kullanım var. Bu kullanım da Türklere uygun ama çirkin bir kullanım. Evet. Teşekkür ederiz Ali Bey. Rica ederim. Yıllar sizlere. Önümüzdeki hafta yeni yılın ilk programında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.